Sezgin Bey, Sezgin Bey, Sezgin Bey, ne konuşuyorum? Ya oradan HDP'li arkadaş cevap veriyor ama sen üzerine alıyorsun kardeşim. Senin söylediğin her şey yanlış, yanlış. Bu millete kurşun sıkan, bu milletin birliğine, dirliğine, kurşun sıkanlara karşı belediyenin imkanlarıyla daha terörist gönderenlerin, belediyenin imkanlarıyla bu milletin askerine, polisine kurşun sıkılmasına bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu böyle bilin. Hangi belediye, hangi belediye, hangi terör örgütüne yardım ve yataklık ediyorsa, hangi terör örgütüyle işbirliği içinde oluyorsa bundan sonra da kayyum mu dersiniz, belediye başkan vekili ataması mı dersiniz, aynı uygulamayı devam ettireceğiz, ettireceğiz, ettireceğiz. Haberiniz olsun. Bunu savunmayın. Bakın tarih sizi mahkum edecek. Bugün güçlü olabilirsiniz ama tarih sizi, bakın Türk tarihi bakımından da Cumhuriyet tarihi bakımından mahkum edecek bu uygulamalar bakımından. Hiç kuşkunuz olmasın. Siz aynı zihniyetle devam edecek olsanız da nasıl 2016'dan sonra 2019'da o belediyeleri kazandıysak 2024'te de o belediyeleri de diğerlerinde kazanacağız ve Kürt halkı iradesini bir kez daha gösterecek ve sizin sandık ve seçim hukukunu yıkan, yerel demokrasiyi yıkan bu anlayışınıza bir tokat daha atacak. Bunu da göreceksiniz. Şimdi eğer siz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ulusal siyasette temsilin önünü kesiyorsanız, barajla, siyasi partilerin kapatılmasıyla ve farklı uygulamalarla, hapisle ve yerel siyasette de farklı kimliğe mensup insanların seçtiği belediyeleri yerelde temsilini engelliyorsanız bu çok farklı sonuçlara yol açar. Ve yol açıyor. Bunun sonuçlarını bugün görmezsiniz. Ama Cumhuriyet tarihi eğer bir daha yazılacaksa 2. yüzyılda buna bakınca son 7 ile son 8 ile bakınca sizi sonuçta bir kimliği yok sayan, o kimliğe mensup insanların temsilini yok sayan bir iktidar olarak bunu tarihe yazacak. Bundan emin olabilirsiniz. Kayyum uygulaması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonuçta çok eski zamanlardan devraldığı ve adını değiştirdiği bir uygulama. Bu doğrudan doğruya kendisini bu cumhuriyette Kürt olarak tanımayan insanların temsilini engellemeye yönelik bir uygulama. Ben kim, nasıl, nerede yanlış yapmış hepsini size anlatabilirim. Hangi valinin, hangi kayyumun, ama böyle bir temsil yolunu seçimlerden sonra engellerseniz eğer insanları farklı yollardan farklı şeyleri daha fazla meşru görmesine yolunu açarsınız. Eğer bunu bu şekilde sürdürürseniz. Niye bunlar bugün çok konuşuluyor? Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Siz yaklaşık 7 yıldır Kürtlerin seçtikleri belediye başkanlarını sadece seçildikleri için, bir avukat olarak söylüyorum, sadece seçildikleri için görevden alıyorsunuz ve yerlerine vali atıyorsunuz, kaymakam atıyorsunuz. Kim vali ya? Kim vali? Devletin valisi orada, evet. Nasıl gelmiş? 2 yılına gelmiş. Ne yapacak? Diyarbakır 2 milyon nüfuslu bir şehir. Van 1,5 milyonluk bir şehir. Mardin 1 milyonluk şehir. Bir vali, bakın, tek bir insan. Bir otorite. Bizim gömüleceğimiz yeri Diyarbakır'da kendisi tayin ediyor ya. Ne meclis var, ne yerel meclis var, başka bir şey var. Kime sormuş? Kime sormuş? Kimden bilgi almış? Hangi yerel otoriteden bilgi almış? Hepsi kayyum. Diyarbakır'la ilgili söylüyorum. Bütün bölgede böyle ve talan ediyorlar. Bakın, talan ediyorlar. Çünkü onu ben bir daha sokakta görmeyeceğim. Diyarbakırlı bir daha onu sokakta görmeyecek. 2 yıl sonra çekip gidecek. Ve bunun bevali Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bundan rant elde eden hem ulusal düzeydeki hem de yerel düzeydeki siyasetçilerdir. Bakın, hem siyaseten yanlış yapıyorsunuz, tarihi yanlışlar yapıyorsunuz ve bu tarihi yanlışlar size yapışacak, sizin tarihinizde kalacak. İki, kişisel yanlışlar yapıyorsunuz, dönemsel yanlışlar yapıyorsunuz. Ranta bulaşmış bütün bu adamları 2 yılda 3 yılda bir değiştirerek bu rantın ve o bölgenin talan edilmesini sağlıyorsunuz. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Erzurum Milletvekili Sayın Selami Altınok. Buyurun Sayın Altınok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.
Öncelikle belirtmek isterim ki Orta Doğu'da çok hadsiz, ahlaksız ve orantısız bir savaş sürüyor. İsrail yönetimi askeri ve silahlı sivilleriyle bir atışta iki ölü diyerek hamile kadınları daha doğmamış bebekleriyle birlikte katletmekle övünen bir cinnet hali içindedir. Bunun adı barbarlıktır, eşkıyalıktır, devlet terörüdür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2016 tarihinde yürürlüğe giren 674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 38. ve 40. maddeleriyle 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesinde yapılan düzenlemeyle terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine 46. maddeye göre İçişleri Bakanı veya valiler tarafından atama yapılmaktadır. Bununla alakalı bu kanun maddesine istinaden şu an itibariyle PKK ve KCK ile iltisaktan kaynaklı 3 büyükşehir, 5 il, 34 ilçe ve 7 belde belediyesi olmak üzere toplam 49 belediye başkan vekili görevlendirilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de belediyeler hangi partiden olursa olsun çok ciddi imkanlara sahiptirler. Ancak özellikle Doğu ve Güneydoğu'da belediye başkanlarının 2015-20 Temmuz'undan sonra yaşamış olduğumuz çukur terörünün mücadelesinin verildiği süreçte neler yaptıkları, terör örgütüne ne gibi yardım ve yataklık yaptıkları hepimizin malumudur. Böylece belediye imkanlarını yerelde temsil yetkilerini aldıkları vatandaşlarımızın faydasına kullanmak varken bu imkanları maalesef iltisaklı ve irtibatlı oldukları bölücü terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda kullanmaktan çekinmemişlerdir. Su getirmek, yol yapmak üzere kullanılması gereken iş makineleri ile hendekler kazılmış, yollarımızı çamurdan kurtarmak için döşenen parke taşları sökülerek barikatlar kurulmuş ve kolluk kuvvetlerine atılmıştır. Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de, Yüksekova'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Şırnak'ın İdil ve diğer ilçelerinde bir daha yaşamak istemediğimiz olaylar maalesef meydana gelmiştir. Bundan böyle de terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen belediyeler hangi bir partiden olursa olsun ilgili kanun hükümleri çerçevesinde aynı şekilde uygulamaya devam edilecektir diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Buyurun Sayın Olur. Sataşma olduğu için söz istedim. Yani sataşmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Ben size şimdi söyleyeceğim. Bakın, size bir şey anlatacağım. Bu sizin söylediğiniz şeyler var ya, terör örgütüne yardım, yataklık vesaire. Bunların tamamının kayyum atanmış belediye başkanlarıyla ilgili safsata olduğunu siz biliyorsunuz. Safsata. Neden safsata? Bakın, biz bunu hep söylüyorduk. Bunu hep söylüyorduk, safsata olduğunu. Şimdi sizin eski İçişleri Bakanınız var. Esas itibariyle mafyayla iltisaklı ve irtibatlı olan eski İçişleri Bakanınız seçim çalışmaları sırasında kalktı dedi ki bir gün, açın o videoyu seyredin, anlattı böyle ballandıra ballandıra, dedi ki ya dedi, bu 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra beyefendi beni çağırdı dedi. Demiş ki beyefendi ona, ya ben bu... Buyurun. Beyefendi demiş ki ona, ben bu belediyelerin HDP tarafından kazanılmış olmasından çok rahatsızım. Sen artık icabına bakarsın demiş. O da devam ediyor, diyor ki ya körün istediği bir göz Allah verdi diyeceğine beyefendi verdi iki göz diyor. Ben diyor hemen 2-3 günde bu meseleyi hallettim, kayyumları atamaya başladık. Yani sizin söylediklerinizin tamamının safsata olduğunu eski İçişleri Bakanınız açıkladı. Açıkladı. Bu böyle bir. İkincisi, ya bunu burada 100 kere konuştuk. Ben bıkmam, 500 kere de konuşurum. Görevden uzaklaştırılmış olan, hakları gasp edilmiş olan belediye eş başkanlarının hiçbirisi hakkında usulsüz harcama nedeniyle açılmış olan bir dava yoktur. Verilmiş olan bir hüküm yoktur. O yönde bir iddianame yoktur. Bunun tamamı safsatadır. İkinci... Üçüncüsü,
Ya siz sandık hukuku ve seçim hukukunu çiğneyen, yok sayan, Kürt halkının iradesini gasp eden bir iktidar olarak bu kayyımları atadınız. Şimdi yerel seçimlere geliyoruz. Yine aynı zihniyetle devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bunu duymak istiyor halk. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Siz aynı zihniyetle devam edecek olsanız da nasıl 2016'dan sonra 2019'da o belediyeleri kazandıysak 2024'te de o belediyeleri de diğerlerinde kazanacağız ve Kürt halkı iradesini bir kez daha gösterecek ve sizin sandık ve seçim hukukunu yıkan, yerel demokrasiyi yıkan bu anlayışınıza bir tokat daha atacak. Bunu da göreceksiniz. Özlem Hanım, selam ve buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, tabii herkes kendi penceresinden bakınca bu işleri herkes güzel güzel anlatıyor. Ama yani 20 Temmuz 2015'ten sonra biraz önce saydığım, yani Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de, Yüksekova'da, İdil'de belediye başkanlarının nezaretinde kepçelerle hendeklerin, çukurların açıldığını, taşların yahu bak Sezgin Bey ne konuşuyorum? Ya oradan HDP'li arkadaş cevap veriyor ama sen üzerine alıyorsun kardeşim. Söylediğin her şey, senin söylediğin her şey yanlış. Yanlış. Bu millete kurşun sıkan, bu milletin birliğine, dirliğine kurşun sıkanlara karşı belediyenin imkanlarıyla daha terörist gönderenlerin, belediyenin imkanlarıyla bu milletin askerine, polisine kurşun sıkılmasına bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu böyle bilin. Hangi belediye, hangi terör örgütüne yardım ve yataklık ediyorsa, hangi terör örgütüyle işbirliği içinde oluyorsa bundan sonra da kayyım mı dersiniz, belediye başkan vekili ataması mı dersiniz, aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Haberiniz olsun. Ya arkadaşlar bakın, bu kayyum yasası buradan geçtiği zaman da buradaydık. Bu meclise geldi ve MHP grubu dahil olmak üzere grup başkan vekilinin imzasıyla torba yasadan çıktı ve burada kanunlaşamadı. Bunu görün ya. Sonra ne oldu? Olağanüstü hal ilan edildi ve kanun hükmünde kararname de geldi. Bak buradan geçiremediniz. MHP grup başkan vekilinin de imzası var. Geçiremediniz. Geçirme imkanı olsaydı geçerdi. Geçiremediniz. Şimdi bakın, yanlış bir şeye burada ısrarla doğru demeyin. Kayyum uygulaması sonuçta halkın iradesine gasptır, darbedir. Budur. Belediye meclisleri var. Onlardan seçersiniz. Yani şimdi siz bütün belediye meclis üyelerini almışsınız. Kürtler kendi iradesiyle belediye başkanını seçemez diyorsunuz. Peki belediye başkanı nasıl olacak bu işler? Yaparsınız, bakın soruşturmasını yaparsınız. Bu belediye meclis üyelerinden kim mahkum olmuş, bana söyler misiniz? İşlerinde iş mi yok belediye başkanlığı yapacak? Peki kim mahkum olmuş? Bunu savunmayın. Bakın, tarih sizi mahkum edecek. Bugün güçlü olabilirsiniz. Burada güçlü olabilirsiniz. Ama tarih sizi, bakın, Kürt tarihi bakımından da, Cumhuriyet tarihi bakımından mahkum edecek bu uygulamalara bakımından. Hiç kuşkunuz olmasın. Bunu savunmayın. Bunu halen gelip burada savunmayın. 5 ay sonra seçim var. Savunmayın burada. Kayyum uygulamasını savunmayın. Bakın, kayyum uygulamasını savunmayın. Cumhuriyet tarihine de gideriz, başka yerlere de gideriz. Bakın benim müktesebatım bütün bunlara cevap vermeye yeterli. Ama bu kürsüden bunları söylemiyorum. Uluslararası düzeyde ne anlama gelir diye. Söylemiyorum. Sorunun gereği söylemiyorum. Ama siz de biliyorsunuz bu kayyumların, atanan valilerin ne anlama geldiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden söylüyoruz, yol yakınken bundan vazgeçin. Vazgeçin. Neden söylüyorum? Bakın. Sayın Uluç önce istemişti söz. Buyurun Sayın Uluç. Şimdi sizin söylediğinizin bir gerçeklikle alakası olmadığına dair bir örnek daha vereyim deminkilere ek olarak.
Şimdi 31 Mart 2019'da seçimler yapıldı biliyorsunuz. Ortaya ne çıktı kayyım atandıktan sonra, Ağustos 2019'dan sonra ne çıktı ortaya? 1 Nisan yani 31 Mart 2019'da seçim yapılmış. 1 Nisan 2019'da bu seçilmiş olan belediye başkanlarının Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması için Valilikler İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermiş. Ya da mazbatalarını almamışlar, mazbatalarını yazı gitmiş kayyım atansın diye. Safsata, sizin anlattıklarınız doğru değil. Bakın bu ne anlayışı biliyor musunuz? Biz bunu burada defalarca konuştuk, ben yine söyleyeceğim. Şark ıslahat planından, umumi müfettişliklerden, olağanüstü halden bugüne kadar Kürt düşmanlığının en belirgin örneği Şark ıslahattan umumi müfettişliklere ve OHAL'a kadar Kürt düşmanlığının en belirgin örneği bu kayyım atamalarıdır. Ya ben size başka bir örnek daha vereyim. Hiç cevap veremiyorsunuz bunlara. Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya yargılandı, beraat etti. Görevine geri atamıyorsunuz. Neden? Ahmet Türk yargılandı, beraat etti. Görevine geri atamıyorsunuz. Neden? Çünkü mesele yargılanması değil, mesele iddianame değil, mesele suç değil, mesele yerel demokrasiyi katletmek, Kürt halkının iradesini gasp etmek. Mesele bu sizin için. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Bülbül buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Tanrıkulu konuşma yaparken mecliste bu kayyumla alakalı bir kanun teklifinin geldiğini ve MHP'nin de desteğiyle bu kanun teklifinin geri çekildiğini ifade ettiler. Mecliste genel kurula gelmiş olan bir maddenin geri çekilmesi hususu da imzalar ortak bir şekilde alındıysa, bu anlamda atılan imzaların içerisinde MHP'nin imzasının olması, AK Parti ile birlikte bu şekilde meclisin tamamı tarafından bir değerlendirme olabilir. Kanun teklifinde, metninde bir takım eksiklikler olabilir veya değerlendirecek hususlar olabilir. Bunlar son derece normaldir. Fakat bunu Milliyetçi Hareket Partisi kayyum uygulamasını veyahut da bu şekilde belediyelerin terör örgütüne destek veyahut da doğru bir şekilde hizmet yapmayan, halkına hizmetten çok başka yapıları... Buyurun. Başka karanlık yapıların terör odaklarını destekleme, finanse etme gibi bir faaliyetin içerisinde olunmasına karşılık olarak bu konuda devletin hukuk çerçevesinde tedbirler almasını her zaman savunmuştur. Alınan tedbirlerin de bu noktada yanındadır. Bunun altını çizmek isterim. Teşekkür ederim. Sayın Zengin buyurun efendim. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Tabii biz bu konuyu, hatta benzer konuları çokça genel kurulda konuştuk ve tartıştık. Fakat her konuşmada yeni bir sataşma ortaya çıkıyor. Yani Sayın Grup Başkan Vekili arkadaşımızın yaptığı konuşmaya her seferinde saçma, safsata. İlkinde saçma demiştiniz. İlk konuşmanızda. İkisi de yanlış ifade. Çünkü sonuçta her birimiz kendi siyasi görüşlerimizi anlatıyoruz. Ben itirazınızı anlarım ama bu konuşmalara saçma, safsata demenizi grubumuz adına reddediyorum. Birincisi budur. Şimdi buradaki mesele şu. Bir başka reddiyemiz, bu ülkede hiç kimsenin Kürt halkıyla, Kürtlerle en ufak bir problemi yok. Ama ben görüyorum sizin konuşmalarınızda sizin grubunuzun Türklerle bir problemi var. Ben bunu gözlemliyorum. Var. Var. Probleminiz var. Probleminiz var. Siz değilsiniz, varsa öylesiniz ya da... Bütün konuşmalarınız buraya çıkıyor. Bakın biz genel kurulda konuşma yaparken hiçbir Kürt arkadaşımızı, hiçbir Kürt vatandaşımızı rencide eden, aşağılayan, değersizleştiren, hele onun en önemli değeri olan özgür iradesiyle kullandığı oyu değersizleştiren hiçbir şey söylemiyoruz. Yani siz konuşmaya tahammülünüz yok. Ya dinlemiyorsanız dışarı çıkın hanımefendi. Dışarı çıkın. Ben dinleyenler, o zaman benim konuşmama da siz karar veremezsiniz. Dinlemiyorsanız lütfen dışarı çıkın. Bak ben sizin grup başkan vekiliniz benim arkadaşıma saçma diyecek, safsata diyecek ve ben cevap vermeyeceğim. Lütfen. Şimdi buradaki problem şu.
Bölgede evet seçim olacak, bütün vatandaşlarımız. Öyle başında PKK'lıların gelip kafasına silah dayayarak değil. Şu anda Türkiye'nin bizim AK Parti iktidarının yarattığı özgür ortamda özgürce reylerinden öyle. Sizler bu ülkede herkes geçmişte nasıl oy kullanıldığını gayet iyi biliyor. Bugün Türkiye'de artık terör kalmamıştır. Ve nihayetinde kazanılan hiçbir belediye terörün finansmanıyla alakalı kullanılamaz. Onların kepçeleriyle ben de gittim gördüm bölgede. Hendek kazamaz. Oradan alınanlar bu olumsuzluklar için kullanılamaz. Devlet çok tabii olarak hukukun verdiği imkanlar içerisinde terörle mücadele eder. Nokta. Böyledir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başar, buyurun. Şimdi çok çok kısa bir şeyi açıklamak isterim. Aslında bu kayyum olayı, bu soruşturmalar, bunun Güneydoğu, Akdeniz, Karadeniz, bununla alakası yok. Ben şunu beklerim yargıdan, ben şunu beklerim İçişleri Bakanı'ndan. Eğer ki bir terör örgütü tanımlaması varsa FETÖ'nün bir terör örgütü. Şimdi Ankara, İstanbul, Balıkesir'de birçok belediye başkanına istifa ettirildi. Ne istifa ettirildi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın FETÖ'nün yayın organlarına 15 Temmuz'dan sonra 17-27 24 Aralık tarihinden sonra açıkça belediyenin parasından para aktardığı tespit edilmesine rağmen niye kayyum atanmadı ya da açığa alınmadı? Şimdi benzer olaylarda aynı davranışı göstermez. Buyurun, buyurun, toparlayın. Toparlıyorum. Şimdi Yalova Belediye Başkanı açığa alındı. Üç tane resen bilir kişi raporuna rağmen görevi iade edilmedi. Mahkeme hala bugün karar vermedi. Bakın 5 yıl oldu efendim. Ama bir şey daha soruyorum. Bugüne kadar belediyelere yapılan soruşturmalarda Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer belediyelere kaç tane müfettiş gitmiş, kaç tane soruşturma yapılmış, AKP'li belediyelere kaç tane yapılmış? Yani burada bir adalet yok. Bu herkesin vicdanını zedeliyor. Burada da aslında konuşulması gereken şey bu. Teşekkür ediyorum. Sayın Oluş, son söz alındı. Buyurun. Şimdi Sayın Zengin, Sayın Oluş, buyurun. Ara vereceğim, bir sataşma olmadan. Buyurun. Tekrar açar mısınız acaba? Buyurun, açık açık şeyimiz. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Zengin, biliyorsunuz ben burada bugüne kadar hiçbir vekilin konuşmasını rencide edecek bir şekilde eleştirmedim. Tarzım değildir. Fakat burada Sayın Hatip'in görüşleriyle ilgili değil söylediğim, suçlamalarla ilgili suçlama yapılıyor. Şimdi suçlama şu, yani bir hakim gibi, bir savcı gibi davranıp suçlama yapıldığı zaman sanki ortada bu söylenenlere dair mahkeme kararları varmış gibi konuşulduğu zaman ben buna dedim safsata diye, birincisi bu. İkincisi şunu söylemek istiyorum. Bakın yani Sayıştay raporlarından bahsetti hatibimiz. Müfettiş raporları var ve İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri. Yani bizim değil, sizin İçişleri Bakanlığı'nın müfettişinin raporları var. Ya o kadar çok kayyım, yolsuzluk, hırsızlık ve talan yaptı ki onları görevden aldınız ya. Defalarca yeni kayyımlar atandı. Yani talan, yolsuzluk, hırsızlık konusunda birinci sırada geldi bu kayyımlar. Şimdi söylemek istediğim şu sonuç olarak. Hani dediniz ya Türklerle probleminiz var diye. Ya öyle bir şey ben yakıştıramadım size. Bizim grubumuzun Türklerle bir problemi yok. Hiç öyle bir şey de olmadı. Ama size şunu söyleyebilirim. Kürt halkının ağırlıklı olarak yaşadığı bir coğrafyadaki seçim sonuçlarını yok sayıp ve halkın iradesini gasp etmek, belediye meclislerini feshetmek, işlemez hale getirmek, bu demektir ki sizin Kürtlerle bir probleminiz var ve bayağı büyük bir problem.
öneri söz vereyim mi? Buyurun, buyurun açın. Şimdi bize söylendiği için yani artık bana söylemek vacip oldu. Sayın Oruç'un söylediği bu ifade bir safsatadır. Yani kendilerinin yaptığı bir şeyi bizi böyle itham etmelerini biz zinhar reddediyoruz. Tamam. Ben şahsen bu mecliste ve bu ülkede Kürtlere karşı düşmanlık besleyen kimse olduğuna inanmıyorum ve reddediyorum bunu. Peki. Teşekkür ederim. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Birleşme 15 dakika ara veriyorum.